Metabolik sendrom şişmanlığın artmasıyla beraber toplumda son derece yaygınlaşmaya başlayan bir hastalık. Metabolik sendromun artışının arkasından tabi diyabet de artıyor toplumda ve çok güncel konular bunlar e, sağlık politikalar açısından önem arz ediyor. E, son 2012 verilerine baktığımız zaman Türkiye'de 38 yaş üzerindeki toplumun tam yarısı %50'sinin metabolik sendrom olduğu görülmüş yapılan araştırmalarda. Tabi çok büyük bir rakam halk sağlığı sorunu. Zeminde ne yatıyor? Zeminde işte aslında obez olan herkes metabolik sendroma doğru gidiyor sonuçta bir komponenti zaten. Üzerine kan şekeri ve kan yağlarındaki bozukluk, biraz da kan basıncında oynamalar geliştiği zaman metabolik sendrom tanımına giriyorlar ama ailevi yatkınlık var. Örneğin ailesinde obez olanlar, ailesinde diyabet olanlar bunun için yatkın kimseler. Yine tiroidi yavaş çalışıp metabolizması yavaşlayanlar kilo alıp metabolik sendrom kriterlerine, girmeye başlayabiliyorlar. Bütün bunlardan ayrı bazen bakıyorsunuz zayıf bireylerde de genetik olarak e, metabolik sendrom kriterleri ortaya çıkabiliyor. E, başlangıçta görüntü şişman hasta metabolik sendrom hasta tablosunu vermese dahi yapılan tetkiklerde bu hastaların kan şekerleri, kan basınçları ve kan yağları ve insülin direnci dediğimiz zayıf bedende dahi yüksek yağ oranını gösteren kriterler pozitif çıkıyor ve biz bazen bunlara metabolik sendrom tanısı koyuyoruz.